Evet, sevgili Turrehberin takipçileri. Yolun ilerleyen kısmında Büyük Kale olarak anılan Hititlerin Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu yere geliyorsunuz. Burası bir başka tepe. Buradan yükseldikçe manzaraya çok daha hakim oluyorsunuz. Nefes nefese de kaldık çıkarken. Bu saray Hitit mimarisinin en önemli özelliklerinin yansıtıldığı yerlerden bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki burada merkez taşlardan başka bir şey kalmamış durumda. Evet, tabi buradan çıkanların büyük bir çoğunluğu şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, Ege'ne bu bölgedeki müzelerde. Gördüğünüz gibi aslında şehir oldukça büyük bir yer. Saray da ona emsal bir şekilde. Bakın ilk çekim yaptığımız aşağı kent şu taraf. Size orayı da gösterelim. Nasıl bir çekim gerçekleştirdiğimizi oradan görebilirsiniz. Bakın. Şurası tam ilk çekimi yaptığımız yer. Surların olduğu yer, bakın. Orası surların girişi. Bütün bu yol boyunca çekim yaparak ilerledik ve buraya doğru geldik. Bu noktada da sarayın bulunduğu yerdeyiz. Çok güzel. Nefes nefese kalsak bile bir imparatorluğun başkentinin yaklaşık 4000 yıllık antik başkentinin kalıntıları üzerindeyiz. Muhteşem. Bütün ovayı görüyorsunuz. Çok güzel. Evet sevgili takipçilerimiz, gördüğünüz gibi Hititlerin başkentlerindeki Büyük Kale ve aynı zamanda da saray olan bölge oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Şu anda tabi taşlarla, yığma taş tekniğiyle yapılan, eski usul bu. Yığma taş tekniğiyle yapılan sarayın daha çok duvar kalıntılarının bulunduğu yerleri görebiliyorsunuz. Yani bu taşların buraya 5000 yıl önce konulduğunu, burada bir saray yapıldığını, biz bu sarayın şu anda ahşap kısımlarını görmüyoruz. Ahşap varsa bile müzelerde kalmıştır ama bakın büyük merkezi taşlar. Bazı önemli taşlar var burada. Yeşil taş özellikle. Kırmızı yine öyle büyük taşlar bulunmakta. Bunları belli ki bir şey için kullanmışlar. Yani özel olarak kesimi özel, konulduğu şekli, büyüklüğü özel. Yani diğer taşlara benzemiyor. Bakın şurada bir koridor mantığında bir şey var. Odalama sistemi de olabilir, cephanelik olabilir, havuz olabilir, su kısmı olabilir. Çünkü su kültü olduğu için yerleşimlerinde havuz ve aynı zamanda çeşme tarzı şeyleri ilk Hititlerde görüyoruz, şehir içinde bu tür şeylerin yapıldığını. Ama oldukça büyük bir, burası da büyük bir ihtimalle koridordu. Kalenin içerisindeki bir geçit yoluydu. Yan tarafta da odalar bulunmaktaydı tahminen. Çok güzel. Tabii biz bir de şeyi de özledik. Yani pandemi döneminde eve tıkandığımız için böyle gezmeyi de çok özledik. O da bize bu geziyi ayrıca daha bir ayrıcalıklı yapıyor. Açık havada muhteşem alanlar geziyoruz. Çorum'un, hatta Yozgat'ın burayı çok daha iyi tanıtması gerekiyor.